Aslına bakarsanız bugüne gelinen noktada Taliban daha önce hem Afgan güçleriyle hem Amerika Birleşik Devletleri ile ya da farklı bölgedeki güçlerle Doha'da pazarlık masasındaydı. Afganistan'ın geleceği bir anlamda Doha'daki o pazarlık masasında kararlaştırıldı. İşte o masaya oturanlardan biri de Ömer Samat'tı. Ömer Samat şu anda karşımızda ve ben hemen kendisine bu yapılan anlaşmaların ötesinde Taliban'la ilgili bir soru sormak istiyorum. Ömer Bey, siz birebir tanık da oldunuz Taliban'ın ne yaptığına. Taliban'ın nasıl bir yönetim anlayışı ve yapısı var sizce? Öncelikle Taliban kendisini galip sayıyor. Çok uzun zamandır savaşıyorlar. Çok adam kaybettiler ve bence onlar da farklı şekillerde acı çektiler. Kabil'in düşüşünün beklenmedik olduğunu söylüyorlar. Kimseye haber vermeden birdenbire ülkeyi terk eden Bay Ghani'nin bunu yapacağını düşünmediler. Ve şehre gelip kalan boşluğu doldurma veya şehrin dışında kalma kararıyla yüzleşmek zorunda kaldılar. Ama tabii ki içeri girdiler. Liderlik yapısı söz konusu olduğunda şu anda yönetim konusunda nasıl ilerleyecekleri ve diğer siyasi ve sosyal liderlerle bir güç paylaşımı anlaşmasını kabul edip etmeme konusunda çok ciddi iç tartışmalar yaptıklarını düşünüyorum. Tamamen Taliban tarzı bir hükümeti hedefleyip diğer kısımların yeni yapıların bir parçası olmasına izin vermemeyi de düşünebilirler. Tabii ki onlarla işbirliği yapmaya istekli olmaları durumunda ihtiyaç duyacakları teknokratlar ve bürokratlar hariç. Dolayısıyla ne tür bir yapı, liderlik yapısı, hükümet yapısı üzerinde anlaşacaklarını veya başkalarıyla müzakere edip etmeyeceklerini tam olarak bilmiyoruz. Ve iktidarı paylaşmaya ihtiyaçları olup olmadığını da bilmiyoruz. Bence bu durum önümüzdeki birkaç gün içinde netleşecek. Bunu bir an önce yapmak zorundalar. Çünkü ülkenin liderliğe ihtiyacı var, ülkenin yönetime ihtiyacı var ve ülke birçok yönden krizde. Özellikle uluslararası toplumun da Afganistan'a gelen mali yardımın çoğunu dondurduğu bu günlerde. Ömer Bey, Taliban ilginç ve önemli açıklamalar yaptı hafta boyunca. Çok da ılımlı mesajlar verdi. Pek çok kişi de dedi ki ya Taliban değişti herhalde. Sizce değişti mi? 25 yıl önceki Taliban'la bu Taliban aynı mı? Bazı konularda farklı görünüyorlar ve bazı konularda farklı davranıyorlar ve 1990'lardaki Taliban'la tamamen aynı değiller. Örneğin o zamanlar fotoğrafları, kameraları, televizyon kanallarını, gazetecileri, genel olarak yabancıların ve yerlilerin onları kaydetmesini ya da soru sormasını tolere etmiyorlardı. Hatta bugün kadınların da hala markete gitmek için, işe gitmek için dışarı çıktığını görüyoruz. Tabii korku ve belirsizliğe bağlı olarak çok daha az sayıda olduğunu belirtmek lazım. Yani evet farklı. Ancak yine de konuşmak için çok erken. Şu anda Afganistan ve Kabil'i ele geçirmelerinin sadece ilk haftasındayız. Tabii burada Panjshir Vadisi'ni ayrı tutmak lazım. Taliban'ın ne ölçüde değişip değişmediğine dair bir yargıda ve bir çağrıda bulunmak için henüz çok erken. Bu konuda birçok farklı ve ekstrem fikirler olduğunu biliyorum. Ancak ben bu konu hakkında yorum yapabilmek için biraz daha zaman geçmesi gerektiğini düşünen bir kişiyim. Biz genelde Taliban'a baktığımız zaman ellerinde silahlarla dolaşan askerler görüyoruz. Politik hedefi nedir Taliban'ın? Nasıl bir dünya ya da nasıl bir Afganistan hayalini kuruyorlar? Aslında gayet açık oldular. Açıklamalarına, verdikleri demeçlere bakarsak. Bu arada daha önce yapmadıkları bir şey de röportaj vermekti. Yıllardır ana hedefleri açık bir şekilde askeri bir hedefti. Ancak bu askeri hedefin amacı politik bir hedefe ulaşmaktı. Ve onlar için politik hedef ilk olarak dedikleri gibi ülkede hiçbir yabancı gücün kalmaması. Bir diğeri de Afganistan'ın bağımsız bekçileri olmak ve belki de hepsinden önemlisi de kendi düşündükleri gibi temiz bir İslami rejim ya da Taliban anlayışıyla uygulanan bir İslami sistem. Bunlar sonucunda oluşan politik bir düzen istiyorlar ülkede. Bizim bunu nasıl tanımlayacağımız, onların bunu nasıl tanıtacağı ve uluslararası kamuoyunun buna nasıl tepki vereceği, kabul edip etmeyeceği, Afganistan'ın önümüzdeki haftalarda ve aylarda karşılaşacağı zorluklardan biri olacak. Çünkü Taliban'ın Afganistan'dan farklı kesimler tarafından kabul edilip kucaklanması, kademeli şekilde izole edilmesi ya da reddedilmesi ihtimalleri ülke için ciddi bir sınav olacak. Ömer Bey, bundan sonraki süreçte ne olmasını bekliyorsunuz? Ne olacak sizce?
Bence çok yakın bir zamanda 30 milyona yakın bir nüfusun devlet hizmetleri, insani yardım, normal yaşama dair izler, iş gücü ve düzgün yaşam şartlarına ihtiyacı olduğunu anlayacaklar. Ve insanlar bu ihtiyaçları için yeni hükümete, yeni yetkililere başvuracak. Taliban bu yönetimin tamamını mı oluşturacak, bir kısmını mı oluşturacak, bunu da göreceğiz. Ve bu ihtiyaçları karşılamaları gerektiğini de anlayacaklar. Kendilerini izole ederek yaşayamazlar. Afganistan'ı dünyanın geri kalanına kapatamazlar ve halkı da görmezden gelemezler. Yani bu noktaya gelebilmek için az evvel de değindiğim gibi barışçıl bir politik çözüm bulmaları gerekiyor. Bu çözüm kısa vadeli de olabilir, 6 aylık da olabilir, 1 yıllık da olabilir. Ve bu çözüme ne kadar farklı kesim dahil olup çözümü kabul ederse o kadar iyi olur. Ya da Taliban ülkeyi tamamen ele geçirecek ve ülkeyi nasıl yönetmek istediklerine dair bir plan sunacak. Ancak vermeleri gereken yapısal kararları ve omuzlarına aldıkları devleti yönetme sorumluluğunu artık görmezden gelemezler. Pek çok kişi de Taliban'la Türkiye'nin ilişkilerini merak ediyor. Taliban'ın Türkiye'ye bakışı nedir? İlişkiler nasıl gelişir? Sizin görüşünüz nedir acaba? Bence Afganlar genel olarak, ki buna Taliban'ın ciddi bir kısmı da dahil, Türkiye'yi Afganistan'la tarihsel bağları olan Müslüman, kardeş ve dost bir ülke olarak görüyor. Bu bence oldukça yaygın bir görüş. Bir taraftan da Taliban, Kabil'i ele geçirmeden yaşanan son gelişmeler var. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin adının sık sık duyulduğunu gördük. Öncelikle Türkiye'de bir konferans düzenlenmesi bekleniyordu ancak bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Sonrasında da Türkiye, Kabil havaalanıyla ilgili ilgisini dile getirdi. Bugünlerde çok fazla tartışmanın yaşandığı havalimanlarından bahsediyorum. Taliban Kabil'e girmeden önce görüşmeler henüz bitmemişti. Taliban Türkiye'nin bir rol oynamasına karşıydı ve Türkiye'de kendi müttefikleriyle ne yapması gerektiğine dair fikir alışverişinde bulunuyordu. Ancak şimdi durum değişti. Artık Kabil'i Taliban kontrol ediyor. Yakın zamanda tahliye durumu tamamlandığında Taliban'ın Kabil havalimanını kontrol etmek isteyeceğine çok eminim ve biliyorum ki Türkiye'de bu konuyu görüşmek istediğini Taliban'a iletti. Umarım ilerleyen günlerde diplomatlar ve yetkililer hem genel Türkiye'nin Afganistan'daki rolü hem de Kabil Havalimanı'nın durumunu görüşmek üzere bir araya gelme fırsatını yakalayabilir. Ve o vakte kadar da Kabil ve Afganistan'da çok az sayıda yabancı kalacağını öngörmek mümkün. Hem yakın zamanda Afganistan'da çok az sayıda uluslararası kuruluş aktif olacak. Yani Türkiye'nin bir rol oynaması gerekecek mi bilinmez. Ancak yine de bu konuda görüşmeler olduğunu görmek iyi bir şey ve Taliban'ın ne önereceğini ve Türkiye'nin ne diyeceğini görmemiz gerekecek. Sayın Ömer Samat, çok çok teşekkür ederim. Değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştınız. Sevgili